Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Yepyeni videolarla karşınızdayım. Bu videoda Xiaomi'nin yeni tanıttığı modeli Xiaomi Mi 9'dan bahsedeceğim. Ee, bildiğiniz gibi Xiaomi Mi 9 modeli 20 Şubat'ta Çin'de lansmanı yapıldı. Aslında şu an 20 Şubat bugün oluyor Ben bu videoyu 20 Şubat'ın akşamı çekiyorum Sabah yani bu sabah Lansman oldu arkadaşlar ve ben de lansmanı Canlı yayında izledim Xiaomi bu telefonun 3 farklı modelini tanıttı Bunlardan bir tanesi normal Mi 9 modeli Bir tanesi Mi 9 Explorer Edition modeli Bir diğeri de Mi 9 SE modeli Yani daha uygun fiyatlı olan model Ben geçtiğimiz günlerde bir video çekmiştim Xiaomi Mi 9 ön inceleme diye daha cihaz tanıtılmadan Bir video çekmiştim O videoda söylediğim tahminler doğru çıktı 3 farklı model geldi zaten çoğu bilgi önceden sızdırılmıştı bu yüzden İnternetteki internetteki bilgilerin çoğu doğru çıktı arkadaşlar. Şimdi genel olarak bu üç modelin teknik özelliklerinden bahsedecek olursam Mi 9 ve Mi 9 Explorer Edition modelleri yeni Snapdragon 855 işlemci ile birlikte geliyor. Bu iki model Xiaomi'nin Snapdragon 855 işlemci kullanan ilk modelleri olacak. Ondan sonrasında artık Mi Mix 3S mi olur, Mi Mix 4 mi olur? İşte yeni modellerde yine bu Snapdragon 855'i göreceğiz. Redmi'nin de yeni bir telefonu çıkacak arkadaşlar. Xiaomi'nin Redmi bildiğiniz gibi ayrı bir marka oldu artık. Yani yine Xiaomi'ye bağlı ama Sadece Redmi olarak geçiyor Redmi'nin de Snapdragon 855'li yeni bir telefonu çıkacak Bunun da e, bu söylentilerle doğrudan da ama daha hangi model olacağı kesin değil. E, ama ona daha var. Şu anlık e, Xiaomi'nin 855 kullanan ilk modeli e, Xiaomi Mi 9 oldu arkadaşlar. E, bunun performansını şu anlık tam bilmiyorum ama Antutu puanı 387 bin civarında bir şey normal Mi 9'un. E, ve gerçekten çok yüksek bir puan. E, Snapdragon 845'e göre bayağı bir e, gelişme var. Kamera tarafına gelecek olursak da Xiaomi Mi 9 modelinde e, tam 48 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Sony'nin sensörü kullanılıyor arkadaşlar. Ana kameramız 48 megapiksel Onun haricinde iki farklı kameramız daha bulunuyor. Bunlardan bir tanesi geniş açıcı kamerası, e, Diğeri de tele e, kamera yani portre fotoğraflar çekmenizi sağlayan kamera, iki kat optik zoom yapan kamera. E, bu şekilde üç farklı kamera ile birlikte geliyor. Aynı Mi 8 Explorer Edition modelinde de bu şekilde e, Mi 9'un arkası cam arkadaşlar yani kablosuz şarjı destekliyor. Bu da önemli bir detay. Mi 9 Explorer Edition'ın zaten arkası yine e, Mi 8'de olduğu gibi şeffaf e, yani arkasını görebiliyoruz. Hatta arkasında bir kablosuz şarj işareti de bulunuyor. Bunu da bu şekilde belirtmişler. Ama normal Mi 9 modelinde böyle belirtilmese de arkası cam ve kablosuz şarj özelliği bulunuyor. Ayrıca iki modelde arkada parmak izi okuyucu bulunmuyor. Parmak izi okuyucu ekranın altında bulunuyor arkadaşlar. Cihazın temel özellikleri bu şekilde bataryasından bahsedecek olursam da Mi 9 modelinde 3300 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Aslında bu batarya Değer olarak çok fazla eleştirildi bugün tanıtıldığı gün. Herkes 3.300 miliamperlik bataryayı çok az buldu çünkü 6.4 inçlik çentikli bir ekranı bulunuyor, damla çentikli bir ekranı bulunuyor bu telefonun. Yani 6.4 inçlik ekrana 3.300 miliamperlik bataryanın çoğu kişi yetmeyeceğini söylüyordu ama bir de Snapdragon 855'in pil tüketimi konusunda çok fazla geliştirildiğini söyleyenler de var. Yani sadece miliamper değerine bakmamak lazım snapdragon 855 pil tüketimi konusunda gerçekten çok geliştirildiğini söyleyenler de var bunu artık telefonu incelediğimiz zaman göreceğiz arkadaşlar şimdilik bir şey söylemek doğru değil cihazın temel özellikleri bunlar bahsedebileceklerim bunlar şu an çok fazla detaya girmek istemiyorum dediğim gibi inceleme videosunda zaten cihazın testlerini de yapacağız Evet cihazın teknik detayları bu şekilde bir de şimdi isterseniz cihazın tasarımından bahsedeyim cihazın arka tarafına baktığımızda mi 9'da cam bir arka kapak görüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arka bak farklı renkleri bulunuyor. Mavi rengi bulunuyor. Biraz pembe gibi bir rengi bulunuyor. Bir de siyah olmak üzere sanki 3 farklı renk seçeneği vardı. ben öyle hatırlıyorum arkadaşlar. Lansmanda bugün gördüğümüz renkler bunlardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Başka renk yoktu sanırım. 3 rengi bulunuyor. Mi 9 Explorer Edition modelinde de dediğim gibi o da tek model zaten. Arkası şeffaf olan model. bu şekilde bir tasarım bulunuyor. Arkada dikey olarak konumlandırılmış 3 tane kamera bulunuyor. Onların altında hemen flash bulunuyor. Ön tarafa baktığımızda da su damlası şente sahip 6.4 inçlik ekranı görüyoruz arkadaşlar. E, cihazın Su damlası çentiği bence gayet hoş duruyor. Mi 8'de bildiğiniz gibi bayağı büyük bir çentik kullanılmıştı ama Mi 9'da bu çentiyi çok küçültmüşler ve su damlası çentiği olmuş. Bence gayet hoş duruyor ve e, tek biraz önce de söylediğim gibi cihazın ekranında bir parmak izi okuyucu bulunuyor. E, Mi 9 modeli bu şekilde arkadaşlar. E, şimdi Mi 9 SE modelinden bahsetmeden önce Mi 9 modelinin fiyatından bahsedeyim. E, Mi 9 modeli bugün lansmanda tanıtıldı ve ilk başta 3300 yuan olarak fiyatını açıkladılar. Sonrasında fiyatı bir anda 3000 yuan'a indirdiler. Öyle bir şey oldu Oldu. E, indirim yaptılar herhalde. O şekilde bir şeyler söylediler ama Çince olduğu için pek anlamadım. İşte ilk başta 3300 Yuan yazdı. Sonradan 3000 Yuan'ı indirdiler. Yani 3000 Yuan e, Mi 8'in pardon Mi 9'un başlangıç fiyatı arkadaşlar. Aklım Mi 8'de kaldı. Mi 9'a hala alışamadım. E, Mi 9 modelin başlangıç fiyatı 3000 Yuan. Bu da 2350 lira civarında bir şey ediyor Türk lirasını çevirdiğimiz zaman Tabii ki bu Çin'deki satış fiyatı olduğu için Ülkemizdeki fiyatlar daha yüksek olacaktır Yani üstüne vergi falan eklenecektir Şu an Türkiye'deki satış fiyatı ile ilgili bir şey söylemek yanlış Cihazın ne kadar geleceğini şu an hiçbir şekilde tahmin edemeyiz O yüzden şimdi bir şey söylersem yanlış olur Bunu artık cihaz Türkiye'ye geldikten sonra göreceğiz fiyatını O yüzden şimdilik bir tahmin yapmak istemiyorum ee, dediğim gibi 2350 lira başlangıç fiyatı bulunuyor. Ee, Mi 9 Explorer Edition modelinin de 600 dolarlık bir başlangıç fiyatı bulunuyor. Yuan olarak şeyi unuttum ama 600 dolar olduğunu şu an hatırlıyorum. 600 dolar da şu an yaklaşık olarak işte 3300 lira civarında bir şey ediyor. Hatta 3200 lira civarında bir şey diyor. Mi 9 Explorer Edition'ın başlangıç fiyatı da. Bu arada cihazın RAM seçeneklerini söylemedim. E, Mi 9'un 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunurken Mi 9 Explorer Edition modeli tam 12 GB RAM ile geliyor. Baya e, büyük bir RAM değeri. 12 GB RAM'e ne kadar gerek var bilinmez ama Mi 9 Explorer Edition 12 GB RAM ile birlikte geliyor arkadaşlar. Evet Mi 9 ve Mi 9 Explorer Edition'ın özellikleri ve fiyatı bu şekilde. Şimdi de geldik. E, son olarak mi 9 SE modeline. Yani bu modelde Mi 9'a baya yakın özelliklere sahip ama Mi 9'a göre daha uygun bir fiyatla tanıtıldı arkadaşlar. Şimdi Mi 9 SE tasarım konusunda Mi 9'un neredeyse birebir aynısı. Ee, bazı küçük farklılıkları, farklılıkları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi boyut farkı. Ee, Mi 9 SE daha küçük bir model. Mi 9 modeli 6.4 inçlik bir ekrana sahipken e, Mi 9 SE modeli 5.99 inçlik bir ekran sahip. Yani daha küçük bir ekranımız bulunuyor. Bu yüzden pil kapasitesi daha küçük. 3000 mAh'lik bir pil bulunduğu olunuyor. Ee, onun haricinde tasarımda bir e, diğer fark var o da Arka kapağı. arka kapağı aslında arka tasarımı aynı ee, kamera dizilimi falan aynı yine 3 tane kamera bulunuyor Her şey aynı ama kapağın türü farklı arkadaşlar ee, Tam kapağın türünü Mi 9 SE'deki kapağın türünü bilmiyorum ama Mi 9 modelinde cam bir arka kapak bulunuyor Bu sayede Mi 9 modeli kablosuz şarjı desteklerken Mi 9 SE modelinde cam arka kapak bulunmuyor Bu yüzden Mi 9 SE modeli kablosuz şarjı desteklemiyor ee, En önemli farklılıkları bunlar bir de e, işlemci farkı bulunuyor Normal Mi 9 modelinde Snapdragon 855 işlemci bulunurken Mi 9 SE modelinde Snapdragon 712 işlemci bulunuyor. Bu Snapdragon 712 işlemci de yeni tanıtıldı ve ilk kez benim bildiğim Mi 9 SE modelinde kullanılıyor bu işlemci de. Bu işlemci ne kadar güçlü bilmiyorum ama geçen sene Mi 8 SE modelinde kullanılan Snapdragon 710 işlemcinin biraz da geliştirilmiş versiyonu olduğunu söyleyebilirim ama şu anlık tam gücünü bilmiyorum onu da bu cihazda incelediğimiz zaman göreceğiz arkadaşlar bir diğer farkı da arkadaki kameralar. Aslında ana kameralar aynı. Mi 9 SE modelinde normal Mi 9'da bulunan ana kameranın aynısı bulunuyor. Yani Sony'nin 48 megapiksellik sensörü bulunuyor. Ama ikinci ve üçüncü kameraları farklı arkadaşlar. Yine geniş açı ve tele kameralar bulunuyor ama kameraların megapiksel değerleri ve kullanıldığı sensörler farklı. Onları da dediğim gibi yine farklılıkları inceleme videolarında göreceğiz. Cihazla ilgili bahsedebileceklerim bunlar. Ön tasarım falan aynı. Su damlası çantayı bulunuyor ve aynı ekrandan parmak izi okuyucu Mi 9 SE modelinde de kullanılıyor. Bu da cihazla ilgili önemli ve güzel detaylardan bir tanesi. Ve son olarak da Mi 9 SE modelinin fiyatına geldik. Bu uygun fiyatlı modelde de 1999 yuan'dan satışa sunuldu Çin'de. Yani 2000 yuan'dan satışa sunulacak. Bu da 1530 lira mı öyle bir şey diyor arkadaşlar. Yaklaşık 1500 lira civarında bu cihazın satış fiyatını göreceğiz. Mi 9 SE modeli bence çok başarılı bir model olacak. Hatta eğer ülkemizde satılırsa çok fazla satacağını düşünüyorum. Mi 8 SE modeli ülkemize satılmamıştı ama sonradan çıkan Mi 8 Lite modeli ülkemize resmi olarak gelmişti ve bayağı da bir ilgi vardı. ve bu Mi 9 SE modeli de çok iyi özelliklere sahip ve çok da düşük bir fiyatı bulunuyor. Eğer ülkemize gelirse bence Mi 9 serisinin en çok satan modeli olabilir. Benim düşüncem bu şekilde. Bence Mi 9 serisinin 3 modeli de çok başarılı özellikleri ve başarılı bir fiyata sahip. Dediğim gibi bu cihazlar geldikten sonra detaylı incelemelerini, testlerini falan yapacağız ama bu videoda bu cihazla ilgili bahsedebileceklerim bunlar. Bu videomuzun da artık böyle sonuna gelebiliriz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.